Merhabalar, Hafize'nin Elinden kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle penye ip yapımını paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz önümdeki ipler şöyle sarı, siyah, kırmızı, lacivert ve beyazım var. Penye ip yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Penyeklerimiz. Bunları nasıl yaptığımı şimdi size anlatmak istiyorum. Şöyle esnek bir penye tişörtüm var arkadaşlar. Oğlumun giymediği küçük gelen esnek penye kumaşı. Şöyle esnek olması gerekiyor kumaşın. Kestikten sonra bu şekilde esneterek ip haline getireceğiz. Kumaşın kesinlikle esnek bir kumaş olması gerekiyor. Bu tişörtüm, bu alt bedeni koltuk altından kesip kol ve yaka kısmını çıkardım. Şöyle bize lazım olan kısım bu alt bedenimiz. Şimdi bunu nasıl ip haline getireceğimi hep birlikte yapacağız. Altının şu kıvırma yeri, katlama yeri, burayı da kesip çıkartıyoruz. Makasla. Ben burayı çıkarmayı unutmuşum. Kameram biraz aşağıda kalıyor. Videoyu çekmek isterken bir talihsizlik yaşadım ve tripodumun kafasını kırdım. Kırık bir vaziyette şu anda bana bakıyor. Yanımda duruyor şu an. Daha sonra yapıştıracağım onu. İnşallah olur. Şöyle alt dikiş kısmını çıkardım. Koltuk altından kestim. Tişörtümün bedeni bu şekilde hazır elimde. Bunu kenar dikişlerinden, iki kenarında dikişleri var tişörtünün, şöyle ikiye katlıyorum. Tam eşit katlamayacağım. Üst kısmından şöyle 2 santim kadar geride bırakıyorum. Tam ucuca katlamıyoruz. Tekniğimiz bu. Şöyle geride bırakıyoruz. Şekilde bunu şöyle yandan. Bu arada kuşlarımın sesi geliyor arkadan. Ben konuştukça o da benimle konuşmaya çalışıyor. Şöyle bakın. 1 santim olacak şekilde şöyle şerit haline keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Burada geride bıraktığımız katımızı kesiyoruz. Altta uzun kalan katımız kesmiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde. Alt kısmı kesmedim. Ucunda bıraktım. Üstteki kısa kalan ucu kestim. Tekrar 1 santimden biraz daha fazla da kesebilirsiniz. İpinizin kalın olmasını istiyorsanız biraz daha kalın kesebilirsiniz. Ben ince bir ip yapmak istediğim için biraz ince keseceğim şeritleri. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu kısmı kesip çıkardım. Alt kısmı kesmedim. Üzerinde bıraktım. Bu şekilde başa kadar keseceğim. Başa kadar kestim penyemi. Şöyle bir görüntümüz var. Şu şekilde. Burası kesmediğim uçta bütün bıraktığım kısım. Şöyle. Böyle bir etek de olabilir aslında. Çok güzel değişik bir şey oldu. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. Şu kameram çok ters yerde, tam çekemiyorum, videoyu gösteremiyorum nasıl yaptığımı. Tripodum da kırılacak zamanı buldu. Elime lazım olmadığı. Şöyle kesmediğim bütün bıraktığım alan burası. Bakın şu şekilde görünüyor. Bunun ucunu çıkarabilmek için şu baş kısmından şöyle alıyorum elimi. Şu şekilde. Şuradan karşı çapraza doğru kesiyorum bunu. Şöyle. Bakın burada ikili oldu. Bu iki
kısmı da şöyle ayırıp buradan bir uç çıkaracağım. Bunu esneterek saracağız. Onun için bir uç çıkaracağım buradan. Yani şurayı ikiye böleceğim. Kestim. Ucunu çıkardım. Şu anda ipimiz oldu. Şöyle. Kalan kısımları da düz kesiyoruz. Yani direkt buradan karşıya tutuyoruz. Şu şekilde göstereyim ben. Şöyle direkt karşıdaki boşluktan çıkaracağız makasımızı. Bu şekilde. Şöyle bakın. Temiz oluyor. Biraz daha net gösterebilseydim çok iyi olacaktı. Şimdi de keserek. Başa kadar geleceğim. Daha sonra esneterek saracağız ipimizi. İnşallah tam gösterebilmişimdir nasıl kestiğimi. Kameranın önüne getireyim şöyle. Şuradan düz kesiyoruz. Direkt karşıdan çıkartıyoruz. Ucunu. Şöyle. Kestik güzel. Bakın. Alt kısmı da oraya birleşik olduğu için bu şekilde tekrar kesilmeyen yere geldi ipin ucu. Yani hiç belli olmuyor. Gayet düz, esnek bir penye ip elde etmiş oluyoruz. Saracağım. Çeke çeke, esnete esnete. Yani bunu esneterek saracağımız için bu dikişli olan kısımlar bazen kopabiliyor. Dikişlerini kestiğimiz için. O kısma geldiğimde orayı tutarak esneteceğim. Ki dikişlerimiz ayrılmasın birbirinden. Yanları dikişsiz penyeler çok güzel oluyor. Onlardan evinizde, onlardan da yapabilirsiniz. Şöyle asılıyorum. Bakın. Asılınca burada biraz tabii dekoru olduğu için tişörtüm sert kaldı o kısım. Şöyle esneterek yavaş yavaş, hafif hafif şöyle esnete esnete. Bakın. Şuradan tutayım. Şöyle hafif esnettim. İpin güzelliğini görüyor musunuz? Yani hiç kimse anlayamaz bu ipin penyeden yapıldığını. Yani fabrika imalatı gibi oldu aynı. Konuşamadım da. Şu şekilde esneterek. Yani önü baskılıydı bu tişörtün. Baskılı olduğu için bu baskılı alan pek sünmedi. Böyle kaldı. Örerken onu tığla örgünün içinde geçiştirebilirim diye düşünüyorum inşallah. Geçmezse o kısımları kesip çıkartabilirim. Şu şekilde. Yani önü düz olsaydı tişörtün daha iyi olurmuş. Bunu buldum. Bunu kestim. Şimdi oğlum bana kızacak. Anne ben o tişörtü çok seviyordum. Niye kestin diye. Ama küçük geliyordu artık yani. Ne yapabilirdim? Kesmeseydim birisine verebilirdim aslında bu tişörtü. İp yapmak için esnek bir penye kumaşa ihtiyacım vardı. O yüzden kesme gereği duydum. Şöyle esnete esnete buraya biriktiriyorum. Saracağım şimdi. Etiketimizi alalım buradan. Evet. Sarıyorum. Sardıktan sonra size göstereceğim. Burayı biraz hızlı saracağım. Videomu dondurmadım. Çok da fazla sizi sıkmak istemiyorum.
Evet arkadaşlar, mavi ipim de hazır. Daha önce yapmış olduğum siyah ipim, kırmızı ipim, şöyle yanına koyayım. Lacivert var, şöyle, ve hardal sarısı rengim var. Altı tane altı renk ipim oldu. Hepsi oğlumun tişörtlerinden tabii ki. Evinizdeki penye tişörtlerinizi, kullanmadığınız tişörtlerinizi bu şekilde penye ipe dönüştürüp bunlardan harika sepetler örebilirsiniz. Şu an çok moda. Şu an ben örgüsünü gösteremeyeceğim size. Çünkü hiç yapmadım. İnşallah yapıp öğrendikten sonra sizlere videosunu paylaşacağım. Videomuz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.